İyilik ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir Akıncı Bey'ine verdi, İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Fırsatı kaçırmayız. Dayı! Dur. Seni çok özledim. Dayım benim. Biraz... Dayım be! Çocuklar bir sakin olun. Dayıcığım hoş geldin. Ama çok özledim. Koskoca Akıncı Bey'i Turhanoğlu Fatih. İki küçük çocuğa yenildi. Bence onları da ekibe alalım. Demeler. Ne haber? İkinci günde sistemini çökertirler. Ne olduğunu bile anlamazsın. Hani söylemiş olayım da. Beni özlediğiniz için mi yere devirdiniz? Ya aslında sırtına atlayacaktım da yüzüm denk geldi dayı. Birden dönünce öyle oldu. Senden de kaçmıyor. Öyle mi? Çok heyecanlandık dayı. Çocuklar ben geldim. Kahvaltı için poğaça aldım. Annem hoş geldin. Dayım geldi bak. Merhaba. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zaman geldin sen? Dün gece geç geldim aslında. Hiç uyandırmayayım dedim. Ben de yorgundum zaten. Hemen uyudum. Şimdi de milli arşive gideceğim. Sizde bir haller var. Yine ne oldu? Tamam hadi dökülün bakayım. Yine ne işler karıştırdın? İstemeden oldu. Biliyordum. Sana da günaydın Furkan. Senin haberin yoktur ama hani Akıncı yoktu ya, dün gece geri döndü. Dikkatimi çekti. Bir süredir sen de ortalarda yoktun. Ama şimdi buradasın. Yani. Ne kadar da ilginç. Değil mi? Sen Akıncısın. Furkancığım bir saniye bekle. Tamam. Bak bakayım. Bak bak. Furkancığım, milli arşive bazı önemli belgeleri getirmek için dünyanın pek çok yerini kapsayan bir iş seyahatindeydim. Yani yine yanıldım. Hadi ya. Ama hayal gücünü destekliyorum, onu ben alayım. Bazı şeyler hiç değişmiyor Cezeri. Ama bak deme, bir gün bu çocuk bizi yakalayacak. Bu Furkan için önlem alman iyi oldu. Bu çocuk da her yerden çıkıyor vallahi. Hakikaten öyle. Yalnız çocuğun çabasını takdir ediyorum. Günaydın çocuklar. Günaydın çocuklar. Yok bu olmaz. İyi misin? Takıldın galiba. Bir nefes al. Sence içeri nasıl girmeliyim? Kapıdan. Hayır, çocuklar beni uzun zamandır görmedi de özlemişlerdir tabii. Onları çok ihmal ettim. Tamam arkadaşlar, tamam. 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 Beni hatırladınız mı? Merhaba. Hocam. Ya hoş geldin. Rahat
Neredeydiniz ya? Çok özledik ben de sizi özledim çocuklar. Yokluğumda dersler aksamamıştır umarım. Yok hocam. Olur mu hocam? Cengiz Hoca da aynı sizin gibi. Boş öyle durmamıza izin vermiyor. Çok memnun oldum. Ben de. Hoş geldin Fatih. Ben Cengiz. Sen iş seyahatindeyken derslere ben devam ettim. Memnun oldum Cengiz. Hı-hı. Derslere devam ettiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Çocuklar da seni görünce çok sevindi. Derse değil sen mi devam et istersen. Aa, yok hocam. Lütfen. Ben hiç bölmeyeyim, siz devam edin. Bazı şeyler değişiyor tabii. Üzülme. Ben dersi hiç aksatmayayım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Çok özlemiştim. Güle. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Şu yeni gelen öğretmeni araştırdın mı Cezeri? Çocuklar onu çok sevmiş belli. Cengiz araştırıldı. Normal. Hmm. Sen öğrencilerini mi kıskandın az önce? Yo. Ne alakası var? Burayı da özlemişim. Bakalım ben yokken neler olmuş. Ne yapıyorsun Fatih? Kamos'un kaçırdığı madenlerin izini sürmeye çalışıyorum. Sence Kamos zincire çalışıyor olabilir mi? Zincire çalışsaydı zincirin adamlarını etkisiz hale getirmezdi. Tabii bu bir aldatmaca da olabilir. Her iki ihtimal de mümkün. Değil mi? Bu Kamos neyin peşinde? Madenler neden bu kadar önemli? Kime çalışıyor? Güzel bir haberle başlıyoruz. Akıncı geri döndü ve bu dönüşün olumlu etkileri hızla kendini göstermeye başladı. Suç oranlarında şimdiden düşüş yaşanmaya başladı. Akıncı'nın yokluğundan faydalanmaya çalışanların mesaisi sona ermiş görünüyor. Bu fotoğraftaki aracın yerini saptamanı istiyorum Cezeri. Güvenlik kameraları, uydu görüntüleri, sınır geçiş sistemleri, plaka takibi ne varsa her şeyi bilmek istiyorum. Fatih, hı? Neler oluyor? Sanırım madenler hakkında bir iz buldum abi. Ne izi? Zincir, madenlerin takibi yapılamasın diye boş ve birbirinin aynı olan birçok tırı dünyanın farklı yerlerine göndererek dikkat dağıtmış. Bazıları varış noktalarına varmadan teslimat iptal edilmiş. Bazıları da polisler tarafından durdurulmuş. Ama bu tır farklı. Plakayı arattım. Her saniye rotası ve varış yeri değişiyor. Bak sen. Hmm. Şüphelenmek için yeterli bir sebep. Sınır geçiş sistemleri ve güvenlik kameralarını kontrol ettim. Son tespit yeri İstanbul. Uydu taramasını tamamladım. Konumu yolluyorum. Görüş alanına girmedi mi? Gördüm. Çabuk olun! Kolileri hemen değiştirin. Zamanımız yok. Cevdet Bey, o burada. Merhaba, ben geldim. Gerçi pek memnun olmamış gibisiniz ama. Seni de şöyle alalım. Bir bak bakayım hiç eline yakışıyor mu? Tahmin ettiğim gibi. Ben de bir daha ne zaman karşılaşırız diyordum. Bu madenlerle ne işin var? Uzun zaman oldu. Bakıyorum da iyileşmişsin. Sabrım taşıyor artık. Madenlerle ne yapacaksın? Akıncı, bu ne ciddiyet? Öğrenirsin, öğrenirsin. Ders başlasın. Ne oldu?
Kamos burada olduğuna göre şu yeni özellikleri kullanma vakti geldi. Buna alışabilirim. Ne oldu? Acıdı galiba. Etkilendim öyle ama mi? Yetmez. Aman, bu madenlerin heveslisi değilim. İşimi sağlama alayım dedim. Ben istediğimi aldım zaten. Ne? Bu maç daha bitmedi. Yine görüşeceğiz.